Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV haber merkezince hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bültenimize uzun bir süredir gündemde olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir haberle başlayalım. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök beraberindeki heyetle birlikte Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Parti Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen heyet, ortak mesaj olarak şeker fabrikalarının özelleştirilerek değil, revizeler yapılarak toparlanacağını söyledi. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Gündemlerindeki konuysa elbette şeker fabrikalarının özelleştirilmesiydi. İkili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, özelleştirme sonrasında Türkiye'nin pazar haline gelmemesi için bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Şeker fabrikalarının problemlerinin varlığını da biliyoruz. Onun için şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrasında ülkemizin pazar haline gelmemesi için sektörün aktörleri tarafından mutlaka tartışılıp bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki fikrimizi dünyadaki şeker sektöründeki gelişmeleri ve Türkiye'deki yapılacak eksiklikleri veya yanlışlıkların ne olduğuyla ilgili tespitlerimizi Sayın Genel Başkanımla paylaştık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türkiye'nin pancar üretim kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek özelleştirmeyle değil revizelerle eksiklerin tamamlanabileceğini açıkladı. Şeker pancarından üretilmiş şekeri tüketmeye alışık bir toplumuz ve dünyaya da baktığımız zaman şeker deyince zaten akla birinci olarak şeker pancarı gelir ve en sağlıklı şeker, en temiz şeker, insan vücuduna yarayan şeker de şeker pancarından elde edilen şekerdir. Bu hususta da bizim ülkemiz, topraklarımız zengin, üreticimiz bu hususta çok bilgili, tecrübeli ve yeteri kadar üretim yapabilecek kapasitemiz var. Fabrikalarımız zamanında kurulmuş, bunlar tıkır tıkır işliyor. Ve belki bir takım yerlerde noksanlıklar olabilir. Belki yeniden dediğimiz gibi teknolojinin yenilenmesi gerekebilir. Bir takım fabrikalarda revizeler yapılması gerekiyorsa bunlar yapılabilir. Ama mutlaka Türkiye'nin pancardan şeker üretimini milli bir mesele olarak görüp bunun üzerine daha fazla kafa yorması gerekir. Ürünleri arz fazlası dönemde muhafaza ederek fiyat istikrarı sağlayan lisanslı depolar aslında çoğu çiftçi tarafından zengin işi olarak görülebilmekte. İşte bu yanılgıyı düzeltmekse sektör temsilcilerine düşüyor. Türkiye'nin yılda yaklaşık 35 milyon tonluk hububat üretimi, hububatların muhafazasını da gündeme getirdi. İşte bu kapsamda 2005 yılında lisanslı depo yasası çıkarıldı. Yasayla birlikte Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde arz fazlası ürünleri depolamak, muhafazasını sağlamak için lisanslı depolar hayata geçirildi. Ancak üreticiler çeşitli avantajlara sahip olsa da bu depoları tabiri caizse zengin işi olarak görüyor. Bu konuya açıklık getiren Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, aslında düşünülenin aksine lisanslı depoculuk sisteminin her üreticiye hitap ettiğini ve devlet tarafından önemli destekler verildiğini açıkladı. Lisans depo ne demek? Üretimin olduğu yerde bu depoların olması, bu depoya giren ürünlerin finansal entegra ile beraber olması, birleşmesi. Ben köylü diyor ki bu zengin işi. Evet. Bu zengin işi değil. Bakın açık ve net konuşuyorum. Ben çiftçi olsam üretimin fazla olduğu zaman, arzın fazla olduğu zaman ne oluyor? Piyasaya malımız geliyor. Malımız gelince ne olacak bu arz fazlalığında? Fiyatlar aşağı doğru iniyor. Malın bittiği noktada 11. 12. 1. 2. aylarda malın gelişi bitiyor. Bu sefer fiyatlar yukarı doğru gidiyor. İşte bu sistem bu demektir. Bunun için de ürün istihdas borsası kurulması gerekir. Çiftçimize diyoruz ki kardeşim devletimiz şu destekleri veriyor. Bir, stopaj muafiyeti var mı? Var. İki, ilk çıkışını konuşuyorum. Ürünün aylık kira desteğinin 3 lirasını devlet veriyor muydu? Veriyordu. Bağkur kesintisi yok mu? Yok. Bunu vermeyeceksiniz.
Bu sene daha önemlisi bu 3 lirayı %100 artırarak 6-7 liraya çıkarıyor. İkincisi diyor ki devletimiz, kardeşim senin lisans töpeğe uzaklığın ne olursa olsun kilo başı lojistik olarak 25 lirada destek veriyorum. Bunu da dedi mi? Dedi. Analiz paralarını almayacağım dedi mi kamyon bazında? Bunu da dedi. Bu desteği de verdi. Devletimiz dedi ki kardeşim sana acil para lazım mı? Lazım. Götür ürünü lisans depoya koy. Koymuş olduğun ürün üzerinden Ziraat Bankamıza, devletin bankalarına git kredi kullan. Kullanmış olduğun kredinin faizin %75'ini ben almayacağım diyor. Ben destekleyeceğim diyor. Ama burada şunu ayırt etmemiz lazım. Tarımsal ticareti yapan arkadaşlarımız ayrıdır. Lisanslı depoculuğu yapacak arkadaşımız ayrıdır. Lisanslı depolarla ürün ihtisas borsalarının entegre olması gerektiğine vurgu yapan Çevik, Konya'nın tahıl ambarı olduğu kadar tarımsal ticaretin merkezi de olduğunu bildirdi. Ürün ihtisas borsası bu ülkede tarımsal ticaret varsa işler. Spot piyasada işler, platform dediğimiz ürün ihtisas borsası da işler. Konya tahıl ambarıysa şu anda Konya tarımın üretiminde %10'lar, 15'ler, 25'ler her üründe bir üretim yapıyor mu? Yapıyor. Bunun aynı şekilde tarımsal ticarette de merkezi. Konya, İç Anadolu, Orta Anadolu bölgesinden Konya spot piyasamıza mal geliyor. 1 milyon ton yapmış olduğumuz işlemimiz Isparta, Afyon, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, buranın mallarını da bizim burada. Bu ne demektir? Tarımsal ticaretin de merkezi olmuştur. Önemli olan biz bu sistemimize mikro milliyetçilik yapmadan Türkiye'ye kazandıralım. Bak daha açığını söyleyeyim. Bu sistem bizim kızıl elmamız. Niye diyorum biliyor musun? Ülke olarak kuzeyimizdeki ülkelerde üretim fazlalığı var. Ukrayna, Kazakistan, Rusya. Alan ülkeler neresi? Güney yarımküredeki ülkeler. Biz şu anda nasıl enerjiyi, doğalgazı üst olarak geçiş yapıyorsak, tarımsal ürün ticaretini de bu sisteme oturursak, kuzeydeki ülkelerle de anlaşmalarımızı yaparsak, güneydeki ülkelerde bizim bu ürün ihtisas borsasında işlem yapar. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates tohumlarını inceledi. Bu patatesler sayesinde Türkiye'nin ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesi hedefleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, NİDE temasları kapsamında Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yerli patates çeşitlerini inceledi. Tohumların üretimine özel sektör aracılığıyla başlandığını hatırlatan Bakan Fakıbaba, üretim rakamlarının artmasıyla ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçileceğini açıkladı. Hep diyorlar ya ithalat ama sağ olsun arkadaşlarımız 8 çeşit yerli patates tohumu elde etmişler ve bunun 5'i şu anda hazır. Birini zaten özel sektöre vermişler ve dördünü de özel sektöre vermek üzereler. 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımız da 1200 dönümlük bir alanda ekimi yapacak ve tahminen 15 ülkeye ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün daha sadece bir özel sektör. Yarın buradan neler elde edeceğimizi yani şu gördüğümüz sadece şu 1 dolar. Ve bizim ortalama olarak yılda patates tohumuna ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar. Ve şimdi o 22 milyon doların %80'ini biz halletmişiz. Artık bundan sonra ihracata biz geçeceğiz. Asım Bey. Osmaniye'nin kırmızı altını turptu hasat sona erdi. Bu yıl verim yüksekti ancak ürüne talep olmayınca fiyatlar düştü, üretici hayal kırıklığına uğradı. Türkiye'nin turp deposu olarak nitelendirilen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat sona erdi. Her yıl yaklaşık 5000 kişiye ekmek kapısı olan kırmızı altın bu yıl verimiyle yüz güldürdü. Ancak yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle talep olmayınca fiyatı düştü, üreticiler hayal kırıklığına uğradı. Bu sene de turp sezonunu kapattık ama biraz buruk kapattık. Giden senekine nazaran hava şartları da tabii turp da çok önemliydi. Bu sene
istek de giden seneki kadar olmadı. Ekonomi sıkıntıdan dolayı mı kalan neydense o kadar bir istek de olmadı. Turp sezonu buruk geçti. Bu sene 45-50 milyon civarında bir para kalmıştır. Biz isteriz ki tabii ki burada 5-6 bin tane insan ekmek yiyordu bu turpta. Her daim para etsin, her daim Kadir'in ekonomisine katkıda bulunsun istiyorduk ama buyur ne yazık ki turpu buruk kapattık. İnşallah önümüzde ayıl diyoruz, iyi olur. 16. Konya Tarım Fuarı'nın bugün 4. günü. Açıldığından bu yana yoğun katılım sağlanan fuarın önümüzdeki yıl için hedefi ise tarım panayırı olabilmek. 20 Mart'ta ziyaretçilere kapılarını açan 16. Konya Tarım Fuarı, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden gelen sektör paydaşlarını buluşturdu. Yıldan yıla kapasitesini, hacmini artıran fuar bu yıl 300 bini aşkın ziyaretçiyle 427 firma ve 1280 markaya ulaştı. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olarak nitelendirilen fuarın 17. yılında hedefi ise tarım panayırı olabilmek. İlk zamanlarki fuarımız 1000 ile 1600 metre arasında başladık. Elhamdülillah bugün geldiğimiz nokta 66 bin metrekare alan üzerinde. İnşallah seneye bu tarım fuarımızı tarım panayırı olarak çevireceğiz inşallah. Tarımın, üretimin kalbi olan bu şehirde tarım ve mekanizasyon, tohum, ilaçlama, traktör hepsiyle alakalı bir panayır havasında nasıl şu anda Avrupa'da 3. sıradayız da biz hiçbir zaman gerilerde kalamayız, hep başa oynarız. Çünkü burası kadim bir medeniyet, bir Selçuklu'nun başkenti. Bunun için birinci olacağız inşallah. Hedefimiz bu. Bereket Medya Grubu olarak sponsoru olduğumuz bu önemli fuarda standımızın önemli ziyaretçileri de vardı. 8 ülkenin TİKA temsilcileri. 20-24 Mart tarihleri arasında Konya'da düzenlenen tarımsal mekanizasyon teknolojileri ağırlıklı 16. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na TİKA'nın görev alanı içinde kalan Ukrayna, Romanya, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Sudan, Tunus ve Kenya'dan 14 katılımcının iştiraki sağlandı. Bu çalışmayla Türkiye'nin potansiyellerinin tanıtılması, işbirliği olanaklarının oluşturulması hedeflendi. Fuar temasları kapsamında Bereket TV standını da ziyaret eden TİKA temsilcileri, Türk tarımı için bir hayli önemli olan fuar hakkında görüşlerini dile getirdi. 16. Konya tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarla konulu bu fuara biz TİKA olarak 8 ülkeden 14 tane katılımcı burada ağırlıyoruz. Çeşitli alanlarda, üniversite akademi dünyasından İş dünyasına kadar, politikaya kadar misafirlerimiz var. Bunlar Sudan, Tunus, Etiyopya, Kenya, Romanya, Kazakistan, Özbekistan'dan katılımcılarımız var burada. Sektörü tanımak istiyorlar. Türkiye'nin bu alandaki yeteneklerini, bilgilerini, teknolojilerini biliyorlar bir yönüyle. Bugün yerinde gördüler. Özellikle bizim tarımsal alandaki potansiyellerimizin dünyada farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Büyük bir kapasitemiz var. Bunu TİKA'nın çalıştığı bütün ülkelerde paylaşmak istiyoruz. It has been a matter of pride and honor for me. Bu fuara katılmakla makinelerle ilgili birçok şeyi Türkiye'den öğrenme şansı yakaladık. Türkiye'nin makineleri oldukça dayanıklı, sağlam. Burada öğrendiklerimizi Pakistanlı çiftçilere organizasyonlarda öğretmiş oluyoruz. Bu fuarın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıları var. Fuarın %90'ının yerel şirketlere ait olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin kendi üreticisine büyük destekler sağladığı anlamına geliyor. Burada fuarın büyüklüğü çok hoşuma gitti. Fuarın uluslararası ilişkilerin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu fuarın büyüklüğü çok hoşuma gitti.
Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazartesi saat 17'de yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.